zaman şöyle yavaş yavaş ne yapalım efendim? Malzeme listemizi verelim, ilk yemeğimize geçiş yapalım. Bir yandan yemeğimizi hazırlarken bir yandan da sohbet etmeye devam edeceğiz. Evet. Evet, fırında, bugün ben konuşamıyorum, firında. Birden böyle bir Karadenizli, firunda. sebzeli. Nasıl derler onlar, sebzeli? Sebzelu. Sebzelu. Evet, fırında sebzeli kanat yapacağız sizlere. Malzememiz bakın, evet hemen geldi. Arkadaşlar harikasınız ya. 1 kilogram tavuk kanat kullanıyoruz. 3 adet karışık biberimiz var. 2 adet patates, 3 adet domates, 1 adet kuru soğan, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet defne yaprağı, 3 diş sarımsak ve tabii ki baharatlarımız var. Birer tatlı kaşığı da tuz, karabiber, pul biber ve kekik kullanıyoruz fırında sebzeli kanat yemeğimiz için. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerim şöyle ablamız hemen malzemelerimizi saydı. Şöyle malzemelerimizi saydıktan sonra ben de size tekrardan kısaca malzemelerimizi anlatalım. Ondan sonra bu güzel kanadı hep beraber yapmış olacağız. Şimdi güzel bir sebzeli kanadımız için gerekli olan malzemelerim neydi? Şöyle 1 kilo kanadımız var sevgili izleyenlerim. Ondan sonra 2 adet soğanımız var. Ondan sonra 3 adet patatesimiz var ve bol biber ve domates kullanmış olacağız sevgili izleyenlerim. Önce ne yapacağız? Bütün sebzelerimizi hepsini doğrayacağız ve geniş bir tepsimize koyacağız. Onları koyduktan sonra hemen soğanımıza, ondan sonra biber domates kanatları içine koyacağız. Güzelce bir şekilde hemen baharatlarımıza verdikten sonra ondan sonra 180 derece fırına göndereceğiz ve fırında yavaş yavaş pişmiş olacak. Hadi bakalım, Şöyle tepsimizi de bekliyoruz. alalım. Evet. Şöyle ilk önce sevgilicilerimiz hemen ne yaptık? Şöyle geniş tepsimizi yanımıza aldık ve tepsimizi aldıktan sonra ben şöyle ufak bir tane tenceremizi alalım. Şöyle gördüğünüz gibi hemen ufak tenceremizi şöyle ocağa koyalım. Şöyle tenceremizin altını açtık sevgilicilerimiz. Yavaş yavaş tenceremiz ısınsın. Şimdi tenceremiz yavaş yavaş ısınırken Ayşegül Hanım az bir şey yağımızı içine ilave etsin. Evet, şöyle yağımızı evet tenceremize ilave ettikten sonra ilk önce ne Yalnız bir yapalım? şey söyleyeceğim. Farklı bir yöntemle hazırlıyorsun. Normalde fırınlayacağımız için ben hepsini çiğ kullanacağız diye Evet. düşündüm ama. Yok, bugün farklı bir yöntemle yapacağız. Şöyle daha güzel ve daha değişik olsun Hadi diye. bakalım. Şöyle soğanlarımızı çok fazla büyük küçük olmayacak. Şöyle biraz iri doğramamız gerekiyor sevgilicilerimiz. Görüyorsunuz hemen şöyle 2 adet soğanımızı şöyle doğrayalım. Gördüğünüz gibi hemen yağımızı tencereye koyduk ve yavaş yavaş şöyle ocağımızın altını açtık. Ve ondan sonra şöyle soğanımızı doğradık. Soğanımızı doğradıktan sonra hemen ne yapıyoruz? Şöyle sevgilicilerimiz tenceremize şöyle ilave ediyoruz. Soğanlarımızı. Soğanlarımızı tenceremize koyduktan sonra hemen şöyle 2 diş sarımsağımızı da alalım. Sarımsağı da aynı şekilde şöyle iri bir şekilde hemen doğrayalım. Şöyle sarımsağımızı da doğradıktan sonra onu da ne yapıyoruz? Hemen şöyle tenceremize ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi hemen yavaş yavaş soğan ve sarımsak ve şöyle içine 2-3 tane de defne yaprağı ilave ediyoruz sevgilicilerimiz. Şöyle yavaş yavaş şöyle biraz malzememizi hafiften karıştırıyoruz, soteliyoruz. Şimdi yavaş yavaş malzemelerimiz kavrulurken biz de ne yapacağız? Şöyle 4-5 tane biber kullanacağız sevgilicilerimiz. Şöyle karışık biberimizden, ondan sonra Charleston biberimiz, sivri biberimiz ve kırmızı kapya biberimizi alalım. Önce şöyle hemen çekirdeklerinden ayırıyoruz. Görüyorsunuz. Şöyle sivri biberimiz de aynı şekilde. Bunları hafif biraz soteleyeceğiz. Ondan sonra güzelce bir şekilde hemen tepsimize ilave edeceğiz. Görüyorsunuz şöyle hemen biberlerimizi önce bir çekirdeklerinden şöyle arındıralım, temizleyelim. Yavaş yavaş şimdi sosumuzu hazırlamış olacağız. Evet şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi biberlerimizi de biraz iri doğramamız gerekiyor sevgilicilerimiz. Hemen biberlerimize hafiften iri doğradıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle tenceremizin içine ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi hemen soğan, sarımsak, biber ve defne yaprağını hafiften soteleyeceğiz ve ondan sonra tenceremizin altını kapatacağız. Şöyle daha güzel bir tat ve daha güzel bir lezzet versin diye ilk önce bu aşamamızı yaptık şimdi sevgilicilerimiz. İlk aşamamızı yaptıktan sonra yavaş yavaş tenceremizde soğanlarımız, biberlerimiz kavrulurken ben şöyle hemen geniş bir kabımızı alacağım. Evet. Şöyle geniş bir kabımızı aldık sevgilicilerimiz. Şimdi diğer malzemelerimize sıra geldi. Şöyle diğer malzemelerimize neler vardı? Kanat ızgara kaldı ve patatesimiz kaldı. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle patateslerimizi şöyle güzelce bir şekilde ayva dilimi şeklinde hemen doğrayalım. Evet, patatesler sotelenmiyor. Evet, yok şöyle ayva dilimi halinde güzelce bir şekilde doğrayalım. Şöyle tepsimize koyalım.
Diğerlerinde aynı ama çok fazla büyük doğramamamız gerekiyor. Daha güzel pişsin diye. Evet ama ben çok seviyorum. Böyle büyük olduğu zaman da usta lezzeti çok güzel oluyor. Çok farklı oluyor değil Gerçekten mi? Gerçekten farklı oluyor. Evet. Onun için biz de şöyle senin için de şöyle büyük büyük doğrayalım. Ama hatta şimdi bütün şekil şöyle ilave ettiğin zaman aslında çok geç pişeceği için aslında öyle de aslında çok güzel olacak ama mesela, ayva dilimi... Öyle yapıyorum gerçekten. Evet, hemen ikiye bölüyorum ve patatesleri koyuyorum. Olur olur evet öyle de harika çok güzel oluyor. Olur. Doyum olmuyor gerçekten lezzetli. Evet. Şöyle hemen sevgilicilerimiz. Onlar bakayım Ayşegül Hanım. Kapağını kapatma sadece iki çevirsek yeterli olacak. Kapatayım ya. Tamam, neden biliyor musunuz? Ağlamak istemiyorum artık yeter. En sonunda isyan edeceğim. Ustanın bu seçtiği soğanlar gerçekten beni öldürdü bitirdi ya. Her hafta gözyaşları içe, her gün gözyaşı akıyor. Özellikle marketçiye diyorum, diyorum kardeşim bak özellikle diyorum Sayme kardeşim diyorum, Servet diyorum, Hakan diyorum bana acı soğan vermeyin diyorum. Evet ben de selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Özellikle kendim. Onlar veriyorlar. Teşekkür ederim. Benim burada bir günahım yok. Ya hakikaten yok. Ama çok yani bu bilmiyorum. Evet. Ne zaman bir ara çok güzel böyle harika gitti. Acısız soğanlar böyle pişiriyoruz. O kadar güzel böyle şen şakrak ağlamadan gözyaşı dökmeden. Bu son bir haftadır böyle efendim böyle salya sümük çok affedersiniz artık. O hale geldik yani. Soğanlarımız çok acı. Olsun kapağı kapalı 2 dakika kaldı. Tamam. Üstte. Şimdi sevgili izleyicilerimiz görüyorsunuz hemen patateslerimizi ayva dilimi şeklinde doğradık. Şöyle geniş kabımıza koyduk. Hemen patateslerimizi koyduktan sonra ne yaptık? Şimdi de kanatları güzelce bir şekilde ortadan ikiye bölüyoruz. Onları da içine ilave ediyoruz. Herhalde kanatlar biraz fazla gelecek. Biz biraz fazla tuttuk. Geri kalan da ne yapalım? Şöyle robotumuzla pişiririz değil mi Ayşegül Hanım? Şöyle birkaç tane hazırlayalım. Evet. Şöyle kanatlarımızı güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz hemen şöyle hazırlayalım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi kanatlarımızı güzelce bir şekilde hazırladı ve geniş bir kabımızın içine ilave ettik. Şu anda malzememiz şu anda hazır. İstersen onun da altını kapatabiliriz Ayşegül Hanım. Kapattım. Tamam şöyle kenara alalım. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Şöyle görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz hemen patateslerimizi ve ondan sonra kanatları güzelce bir şekilde hazırladık. Geniş kabımıza koyduk. Şimdi Ayşegül Hanım da ben ricada bulunacağım. Şöyle kuru şöyle baharatlarımızı içine ilave etsin. Evet. Önce şöyle tuzumuzu ilave etsin. Ondan sonra pul biberimizi, sevgili izleyicilerim az bir şey karabiberimizi, biraz da kekiğimizi içine ilave etsin. Evet. Şöyle. Tuzumuzu ilave etti. Şimdi bereketli pul biberimizi. Bereketli olsun, lezzetli olsun inşallah böyle güzel evet. Güzel. Artık i̇nşallah. Acısını izleyenlerimiz kendi damak zevklerine göre ayarlasınlar. Baharatı kendileri ayarlayabilirler. Hı-hı. Daha fazla atmak isteyen de atabilir. Kekik ister misiniz? Tabii atalım biraz. Daha güzel bir lezzet olacak. Evet şöyle sebzeli kanat ızgaralarımıza sevgili izleyicilerimiz pul biberimizi attık, tuzumuzu attık. Ondan sonra kekiğimizi attık. Biraz da şimdi karabiberimizi içine ilave ediyoruz. Ve şimdi Ayşegül Hanım biraz da şöyle hafif biraz zeytinyağımızdan alabilir miyim? Tabii rica ki, etsem. Tabii ki. Teşekkür ettim. Rica ederim efendim buyurun. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hemen bütün baharatlarımızı hazırladık güzelce bir şekilde. Şöyle patateslerimizi, kanatlarımızı güzelce bir şekilde hazırladıktan sonra şöyle karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen şöyle harmanlayalım. Sebzemizi harmanladıktan sonra şöyle hemen ne yapıyoruz? Şöyle güzelce bir şekilde hemen gördüğünüz gibi soğanlarımızı da içine ilave edelim. Soğanlarımıza karıştırdık. Evet, şimdi onun özelliği ne oldu usta? Yani evet, neden şimdi, böyle yaptık? Şimdi onun özelliği şu oldu. Şimdi soğanlarımız, biberlerimiz şöyle güzelce bir şekilde kavruldu. O çok farklı bir tat verecek ve çok farklı bir aroma vereceği için ben o şekil hazırladım Ayşegül Hanım. Özellikle içinde ne vardı? Sarımsağımız vardı. Ondan sonra defne yaprağımız vardı, biberlerimiz vardı. Bunlar hem çok güzel bir lezzet verecek hem çok güzel bir aroma vereceği için onun için ben şöyle tercih ettim. Şimdi ne yapalım? İstersen robotumuzu tepsinden yapalım. Evet, robotumun şöyle ben tepsisi alayım sizde. Harika biliyorsun. Evet. Gayet geniş. Evet. Ve tabii ki sağlıklı pişirimler yapıyoruz. Evet, kesinlikle yapışmıyor sevgili izleyicilerimiz. Kesinlikle robotumuzda yağ da kullanmasanız da su da kullanmasanız çok güzel pişirimler yapabilir ve pratik sunumlar size sunuyor. Onun için şöyle hemen malzemelerimizi hazırlıyoruz ve ondan sonra şöyle tepsimize diziyoruz. Görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle malzememizi güzelce bir şekilde hazırladıktan sonra tepsimize yavaş yavaş dizdik. Ben şöyle hafiften elimi suya tutayım.
Evet, biliyorsunuz robotumuzu üzerinde ızgaralar yapıyoruz ama ayrıca ne yapıyoruz? Tepsisini fırın tepsisi olarak da kullanıyoruz. Evet. Ve dikkatiniz çektiyse eğer yağlamadık. Çünkü neden? Herhangi bir şekilde yapışmayacak. Yok, yapışmaz. Çok da güzel pişecek efendim, merak etmeyin. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz görüyorsunuz. Hemen güzelce bir şekilde hazırladık ve hazırladıktan sonra malzemelerimiz şu anda hazır. Ben ondan sonra şöyle ortalığı hafif şunları kaldırayım. Şimdi bütün malzemelerimizi hazırladık ve şöyle tepsimize koyduk. Güzelce bir şekilde malzememizi tepsimize koyduktan sonra şimdi de şöyle domateslerimizi alalım sevgili izleyicilerimiz. Domatesimizi de görüyorsunuz. Hemen güzelce bir şekilde şöyle temizleyelim. Ve ondan sonra hemen şöyle iri dilimler halinde şöyle doğruyoruz. Doğradığımız domateslerimizi de şöyle daha güzel bir tat ve daha güzel bir lezzet versin diye şöyle sebzeli kanatlarımızın üzerine koyuyoruz. Şöyle kaç tane daha domates kullanacağız? Evet. Görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle. Evet, bir tane daha kullanırsak yeterli olacak. Şimdi ne yaptık? Şöyle kanatları hazırladık sevgili izleyicilerimiz. Patateslerimizi güzelce bir şekilde hazırladık. Onları ne yaptık? Hemen şöyle pul biberimizi, karabiberimizi, ondan sonra tuzumuzu, kekiğimizi içine ilave ettik. Onları harmanladık. Soğanımızı, biberimizi, ondan sonra sarımsağımızı ayrı bir şekilde soteledik. Ondan sonra hepsini güzelce bir şekilde karıştırdık. Şöyle robotumuzun tepsisine dizdik. Gördüğünüz gibi hemen robotumuzun tepsisine dizdikten sonra domateslerimizi de üzerine koyduk. Şöyle ben Ayşegül Hanım'dan yarım su bardağı kadar da suyumuzu rica edeceğiz sevgilicilerimiz. Onu da üstüne ilave ettikten sonra hemen hazırlamış olacak. Ben şöyle eldivenlerimi değiştireyim. Evet, üstüne dökebilirsiniz. Teşekkür ettim ablam. Rica ederim, rica ederim. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz hemen güzelce bir şekilde görüyorsunuz. Bütün malzemelerimizi hazırladık. Malzememizi hazırladıktan sonra şöyle robotumuzu tepsisine koyduk. Ve robotumuzu tepsisine koyduktan sonra şimdi alüminyum folyeye kapatacağız ama alüminyum folyenin şöyle iki tarafı var biliyorsunuz. Bir parlak tarafı var, bir de mat olan tarafı var. Şimdi bu mat olan taraf sevgili izleyicilerimiz, biz kapattığımız zaman bu ne yapar? Buharla buluştuğu zaman veya da suyla buluştuğu zaman bu taraf kendini bırakıyor yemeklerin üzerine. O da risk teşkil ettiği için kesinlikle mat olan tarafını kapatmayacağız. Şöyle ters, parlak olan tarafını kapatmamız gerekiyor. Şöyle görürsün, bir tarafı şöyle mat, bir tarafı parlak. Ya ne yapıyor? Şöyle güzelce bir şekilde elimizden geldiği kadar alüminyum folyemiz yemeklerimize temas etmeyecek şekilde hemen kapatmamız gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş hemen, hatta ne yapabiliriz? Şöyle alta doğru da katlayabiliriz kesinlikle. Bunu fırına sürdüğümüz zaman kenarlarını açmayacak şekilde sürersek çok güzel olacak. Şöyle kapatalım. Diğer tarafı da aynı şekilde hemen görüyorsunuz. Bunu da şöyle alta güzelce bir şekilde hemen katlıyoruz ve şöyle kesiyoruz. Gördüğünüz gibi hemen evet şöyle tepsimize hemen güzelce bir şekilde şöyle alüminyum folyo ile kapattıktan sonra yemeğimiz şu anda hazır sevgili izleyicilerimiz. Sebzeli kanat hemen şu anda hazır. Onları güzelce bir şekilde ne yapacağız? Şöyle fırınımıza göndereceğiz. 180 derece yarım saat pişmesi gerekiyor. Ondan sonra fırında bir 20-25 dakika pişsin sevgili izleyicilerimiz. Son 5 dakikasında ne yapacağız? Alüminyum folyoyu tekrar üzerinde alacağız. Ve ondan sonra güzelce bir şekilde bir 5 dakika aynı derecede üzeri nar gibi kızarana kadar tekrar pişireceğiz. Ve ondan sonra alacağız, servise koyacağız. Şöyle alalım, yavaş yavaş şöyle fırınımıza gönderelim. Şöyle fırınımıza gönderirken sevgili izleyicilerimiz, şöyle alüminyum folyoya direktmen sürmeyeceğiz ki şöyle alüminyum folyomuz toparlanmasın diye şöyle hafif yukarıdan tutuyoruz. Şöyle güzelce bir şekilde hemen şöyle bırakıyoruz. Hatta siz şöyle bir işlem de yapabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Herhangi bir tane şöyle gördüğünüz gibi kaşık da olabilir veyahut da çatal da olabilir. Şöyle alıp üzerine koyabilirsiniz. Şöyle o fırının buharı uçurmasın diye alüminyum evet, folyeyi. Havalı fırın olduğu zaman onu evet, tabii ki rüzgarla biliyorsun hemen evet. Uçurduğu için. Şöyle ondan sonra 180 derece ayarlıyoruz. Yavaş yavaş fırınımızda pişmeye devam edecek. Çok güzel. Şimdi Ayşegül Hanım sizden ricam şöyle hemen ne yapalım? Böreğimizi güzelce bir şekilde fırınımıza sürdük. Şöyle ben tepsimizi çıkarayım. Siz evet. Üzerindeki alüminyum folyeyi alabiliriz elinizi yakmadan. O sıcak. Bayağı şöyle, sıcakmış. Şöyle alüminyum folyeyi tutarsanız eliniz yanmaz. Tamam doğru. Şöyle. Tecrübe konuşuyor işte. Herkesin işi
Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi hemen kanat, sebzeli kanat ızgaramız güzelce bir şekilde hazırlandı. Hazırlandıktan sonra şöyle bir daha gösterelim sizlere. Tekrardan üzerindeki alüminyum folyeyi aldıktan sonra görüyorsunuz şöyle. Sebzeli kanat ızgaramız hazır bir şekilde fırında güzelce bir şekilde pişti. Üzerindeki alüminyum folyeyi de aldıktan sonra tekrar şöyle üzeri daha güzel bir şekilde pişsin diye şöyle fırınımıza gönderiyoruz. Evet. Tekrar kapağını kapatalım. Teşekkür ederim. Sabırsızlıkla bekliyoruz tabii ki. Ben de yavaş yavaş ne yaptım efendim? Güzel bir şekilde kanatlarımı pişirdim. Öpüyorum, kucaklıyoruz. Öğretmenimiz de bakın evet, burada bugün. Evet. Allah razı olsun. Evet. Sağ olun sizlerden de. Öğretmenimize de saygılar. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Evet. Sağ olun Sevim Hanımcığım. Allah'a emanet olun. Evet, bu güzel telefon görüşmesinden sonra şöyle bakıyorum. Ustamız evet, yemeğimizi de çıkardı. Kanatlarımız evet, şu an hazır. Sebzeli evet. Kanatımız da hazırlandı. Sevgili İri patateslerle böyle. Evet, siz bol sevdiğiniz evet. İri patatesten yaptık. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi yine farklı şekilde güzel yemeklerimizi yaptık. Şöyle sebzeli kanat ızgaramız hazırlandı. Fırında güzelce bir şekilde pişti görüyorsunuz. İnşallah aynısını da sizler de yapmış olacaksınız. Şöyle hemen tekrardan bir anlatalım neler yaptığımızı. Ondan sonra böreğimizi de anlatalım sevgili izleyicilerimiz. Hemen önce ne yapıyoruz? 1 kilo kanat getirdik sevgili izleyicilerimiz. Ama biz burada karabalık bir aile olduğumuz için biliyorsunuz biraz malzemeyi fazla tutuyoruz. Çünkü geniş bir aileyiz. Onun için hemen kanatları güzelce bir şekilde temizledik. Temizledikten sonra patateslerimizi aldık. 3 adet patateslerimizi ayva dilimde güzelce bir şekilde patateslerimize doğradık. Bir tabağın içine koyduk. Hemen kanat ve patatesleri geniş kabın içine koyduktan sonra üzerine tuz, karabiber, pul biber, ondan sonra defne yaprağı, sarımsağımız da sevgili izleyicilerimiz içine ilave ediyoruz. Güzelce bir şekilde harmanlıyoruz. Hemen harmanladıktan sonra ne yapıyoruz? Tepsimize döküyoruz. Ondan sonra soğanımızı, sevgili izleyicilerimiz, sarımsağımızı, biberlerimizi güzelce bir şekilde bunları da tenceremizde hafif bir yağla güzelce bir şekilde soteliyoruz. Onları da soteledikten sonra tekrar malzememizi içine ilave ediyoruz. Güzelce bir şekilde harmanladıktan sonra üzerine 3 adet domatesimizi de gördüğünüz gibi ayva şeklinde güzelce bir şekilde ayva dilimi şeklinde doğradıktan sonra üzerine koyuyoruz. Ondan sonra 180 derece fırınımıza gönderiyoruz. Üzerini alüminyum folyo ile kapattıktan sonra 180 derece yarım saat. Bir ilk 25 dakikası üzeri kapalı bir şekilde pişiyor ve 25 dakika sonra sevgili izleyicilerimiz son 5 dakikasında ne yapıyoruz? Üzerindeki alüminyum folyemizi de alıyoruz. Yemeğimizi gördüğünüz gibi hemen hazırlamış oluyor ve inşallah sizler de yapıp afiyetle yemiş olacaksınız. Evet, çok teşekkür evet, ediyoruz hocam. Gerçekten az ve öz ve çok güzel bir mesaj oldu. Ben de öğretmenime katılıyorum. Ellerinize sağlık diyorum tekrar. Sevgili izleyenlerimiz bu güzel lezzetleri ne yapın? Sizler de evinizde ailenizle beraber huzurlu sofralarda tüketin ve çocuklar lütfen yemek ayırt etmeyin. Annelerinizi üzmeyin diyorum ben. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.